Bugün sizlerle dünyanın en kolay eteğinin yapımını paylaşacağım. Bu konuda gerçekten çok iddialıyım. Çünkü hem böyle aşırı kolay olup hem de asla kolay yapılmış gibi durmayan bir etek oldu. Bir de ben bunu birazcık tekniğini kendi kendime uydurdum gibi oldu. Yani onun için sizinle paylaşmak için bayağı bir heyecanlıyım aslında. Zaten bu aralar görmüşsünüzdür, yani her yerde var. Altı asimetrik, önü kruvaza gelen. Yani ben özellikle Pinterest'te çok fazla görüyorum. Şu anda mağazalarda ne kadar var bilmiyorum ama. Onun için ben de yapmak istedim. Tekniği de böyle birazcık düşününce böyle bir şeyden olur herhalde dedim ve bence oldu da. Şimdi daha fazla uzatmadan videonun geri kalanına geçebiliriz. Zaten 5 dakikada yapılıyor da işte. Eğer videonun hoşunuza giderse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada bu 2 hafta boyunca vizelerim var. Onun için çok fazla sık video atamayacağım, yani en azından haftada bir atacağım. Haberiniz olsun. Kusura bakmayın. Bu eteğim için böyle sık dokumalı, çok sert bir kumaşım var. Bu kumaşa tam olarak ne deniyor bilmiyorum ama böyle kilim gibi duruyor birazcık. Birazdan kullanmamız gereken ölçüleri söyleyeceğim zaten. Çok az bir kumaşa ihtiyacımız var. Burada benim çok fazla kumaşım var. Kumaşımı 2 kat seriyorum ve kat yerinden itibaren 60 cm, açık olan kenardan da 55 cm ölçüp işaretliyorum. Yani buradan bir dikdörtgen çıkaracağız aslında. 60'a 55 cm olacak şekilde, ama kat yerinden 60'a ölçtüğümüz için aslında dikdörtgenimizin boyu 55'e 120 cm olacak. Peki ben bu uzunluğu nasıl buldum? Kumaşı aldım, belime doladım. Daha küçük bir kumaş kullandım tabi burada. Daha sonra gözüme hoş gelen boyutları işaretleyerek iğneyle ölçtüm ve o şekilde buldum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Zaten birazdan nasıl doladığımı da göstereceğim. Ve sabunla çizdiğim yerlerden kesiyorum. Bu şekilde açtığımda gördüğünüz gibi dikdörtgenimizi elde etmiş olduk. Şimdi bu şekilde bu parçanın ortasını arkama alarak üzerime doluyorum. İlk önce bir kenarı katlıyorum, oradan iğneliyorum. Ve daha sonra diğer parçayı ise şöyle alt tarafı üçgen olacak şekilde, tam hani sıfıra sıfır olmayacak şekilde biraz çaprazca kapatıyorum ve tekrar iğneliyorum. Eteğimizin şekli bu şekilde görünecek. Şimdi burada sorun olan tek şey bel kısmının bolluğu. Onu halledeceğiz. Onu da tabii ki pens yaparak halledeceğiz. Bu şekilde belime oturtuyorum ve iki kenarından kulak şeklinde tutuyorum parçamı. Ve daha sonra tuttuğum yerlerden iğneliyorum. Belimi iğneledikten sonra popo kıvrımının olduğu yeri de iğneliyorum. Ve eteğimiz gördüğünüz gibi bu şekilde görünecek. Şimdi bu pensleri düzenlemem gerekiyor. Tam ortasına aynı uzaklıkta olacak şekilde pensleri ayarlamamız gerekiyor. Benimki denk gelmiş. Ve bu iğnelediğim kısmı üçgen bir şekilde dikeceğim. Normalde pensi ortada da bitirebilirsiniz ama benim öyle çok hoşuma gitmedi çünkü kumaşım bayağı bir kalındı. Ben aşağıya kadar indirdim. Şöyle yarım milim kadar da olsa aşağıya kadar dikişimi devam ettireceğim. Burada sabunla çizdiğim yerlerden diktiğimde pensim tamamen hazır olacak. Diğer tarafı da ilk pensimle aynı olacak şekilde çiziyorum. Ve buraları düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ben bir de güzelce ütüledim. Şimdi tek yapmamız gereken şey bütün kenarlarını iki kez içeri kıvırarak dikmek. Böylece hem içeride hem de dışarıda temiz bir görüntü oluşturacağız. Ve kenarlarından diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Pensleri ben içeri doğru katlayarak yaptım. Pensler her zaman vücudun içine doğru katlanırmış, onu öğrendim. Ve onların uçlarını da kenarla beraber katlayarak birleştirdim. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde yine katlıyorum ve bu uç kısmına bir düğme yapacağım. Ve gördüğünüz gibi iki tane ilik açtım. Ben burada sadece düğmelerin büyüklüğüne göre en köşelere açtım. Nasıl olsa düğmenin yerini değiştirebileceğimiz için. Ve daha sonra üzerimde deneyerek iliklerimin denk geldiği kısmı sabunla işaretledim. Buralara düğmelerimi dikiyorum. Şöyle iki tane metal düğme buldum, bronz renginde. Çok hoşuma gitti ve bu eteğe yakışacağını düşündüm. Onları dikiyorum.
Ve diktikten sonra bu şekilde düğmelerimi iliklediğimde eteğim aslında kapanmak için hazır oluyor. Ama ben şöyle iç kısımda kaymasın diye iç tarafa bir tane çıt çıt dikmek istedim. Ve iç tarafın geldiği iç kısmı da işaretledim. Oralara çıt çıtımı dikiyorum. Ve böyle görünüyor. Şimdi çıt çıtımı kapatıyorum ve daha sonra eteğimi kapatıp düğmelerimi ilikliyorum. Ve böylece eteğim hazır oluyor. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videolarım devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.